ücretsiz olan yöntemlerden bahsedeceğim. Şimdi bunları birçok insan bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Zamanla keşfettim. Ama siz bu video sayesinde bileceksiniz. Herkese selam. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz eğer, ben Fulya, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Önceki videom endüstri mühendislerinin ne iş yaptığı hakkındaydı. Eğer izlemediyseniz şu an sağda veya solda kart çıkıyor olması lazım. O videoyu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Instagram'daki oylamada, Instagram'ı eğer takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Ekrana bir yerde Instagram hesabımı da koyacağım. Orada bir anket yaptık ve en çok oyu alan endüstri mühendisliği okurken kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Şöyle de ifade edilebilir. Endüstri mühendisliği okuyanlar için tavsiyeler isimli başlık oldu. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Falan filan. Evet. Şimdi asıl videomuza geçebiliriz. Metin hazırlamadım. Yine doğaçlama yapacağım ki daha doğal olsun. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak size tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Az önce dediğim gibi ben ODTÜ Endüstri Mühendisliği okuyordum. Hazırlık okudum. Daha sonra birinci sınıfa geçtim. Birinci sınıf aslında temel mühendislik derslerini aldığınız bir sınıf. Özellikle ODTÜ'de birinci sınıftaki tüm mühendislik öğrencileri ya %90-95 oranında aynı dersleri alıyor. Peki nedir bu dersler? Kalkülüs dersleri, yani aslında sizin lisede gördüğünüz limit, türev, integral dersleri. Daha sonra fizik, kimya dersleri. Fizikte mekanik ve elektrik. Kimyada temel kimya konuları. İngilizce dersleri. Endüstri mühendisliğine giriş dersi de alıyoruz. İkinci dönemde, yanlış hatırlamıyorsam. Genel olarak baktığımızda endüstri mühendisliği ile ilgili çok fazla ders alınmayan bir sene. Ancak bence birinci sınıfa adapte olmak oldukça zor. Bunun sebebi şu. Dersleri İngilizce görme pratiğiniz yoksa öncesindeki Türkiye'de okuyan birçok öğrencinin böyle bir pratiği yok. Dersleri İngilizce görmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. ODTÜ'yü puanlama videosunda bahsettiğimiz gibi adapte olmak oldukça zor olabiliyor. Birinci sınıfı okuyacak olan endüstri mühendislerine tavsiyem. Yani burada tabii ki size gidin kalkülüs konularını çalışın falan filan diyemem yani. Bunu kimse yapmaz, ben hayatta yapmazdım. O yüzden daha gerçekçi tavsiyeler vermek istiyorum. Birinci sınıfa geçerken yapabileceğiniz en mantıklı şey İngilizcenizi geliştirmek. Yani bu da çok genel kalıyor. Biraz özelleştirecek olursam İngilizce terimleri öğrenmek. Örnek veriyorum, matematik terimleri. Artı demek, eksi demek, bölü demek, çarpma demek. Nasıl söylenir bunlar? İşte 2 üzeri 3 nasıl söylenir? Yani bunlar çok temel kalıyor olabilir bazılarınız için. Ama bir gerçeklik var. Bazı insanlar, ben ve arkadaşlarım gibi bu terimleri bilmeyebiliyor. Ve bu terimleri derste öğrenmek durumunda kalabiliyor. Ve bu oldukça zor arkadaşlar. Yani bu terimleri bilmeden İngilizce bir matematik dersine girip, İngilizce bir fizik dersine girip dersi anlamanız oldukça zor. Yani hoca bir yandan tahtaya da yazdığı için çıkarımlar yapabiliyorsunuz ama adapte olmayı en çok zorlaştıran şey bu. Özetle temel matematik, fizik, kimya terimlerini öğrendiğinizde işiniz oldukça kolaylaşacaktır. Buna da çok kolay bir şekilde internete yazarak ulaşabilirsiniz. İkinci kısım, sınavları çözme şekliniz lisedekiyle oldukça farklı. Lisede aslında doğru cevabı vermeniz yeterli oluyor bir sınavda. Ancak üniversite öyle bir yer değil. Yani genelleme yapmayayım, ODTÜ için konuşayım. ODTÜ öyle bir yer değil arkadaşlar. Yapmanız gereken şey çoğu zaman doğru cevabı bulmaktan ziyade o cevaba giden adımları güzel bir şekilde yazmak. Ben bunu keşfettikten sonra sınavlardaki notum artmaya başlamıştı. Üniversitede tek tek açıklamanız gerekiyor neyi niye yaptığınızı. Ne kadar düzenli, ne kadar ayrıntılı yazarsanız genelde bu sizin yararınız oluyor. Yani şunu da eklemem lazım, çok ayrıntılı yazayım diye düşünürken sınavları yetiştirememe problemi yaşayabilirsiniz. Bunu da göz önünde bulundurun. Ama olabildiğince neyi niye yaptığınızı açıklamanız gerekiyor sınavlarda. Birinci sınıf zaten çalışmayı öğrenme senesi. Benim için öyleydi ve çevremdeki birçok insan için de öyleydi. O yüzden kendi üstünüze çok fazla gitmeyin. Düzenli ders çalışmaya çalışın. Sistemi anlamaya çalışın, kavramaya çalışın. Düzenli çalıştığınız sürece, derslerinize gittiğiniz sürece birinci sınıfı çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ben biraz başarısız oldum açıkçası birinci sınıfta. Çünkü dersleri kavramak, anlamak, İngilizceyi halletmek, bir yandan ders çalışma sistemini çözmek, hazırlıktan sonra tekrar yoğun bir tempo çalışmak benim için zordu. Ama halledilemeyecek bir şey yok. Emin olun halledebilirsiniz. Yani hazırlık ve birinci sınıf yeni şeyler deneyebileceğiniz yıllar. Toplulukları deneyebilirsiniz. Topluluklar size çok fazla kapı açabilir. Çok çeşitli topluluklar var. Mutlaka kendinize uygun bir topluluk bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu topluluklar aracılığıyla stajlar bulabilirsiniz, projelere katılabilirsiniz, çevre edinebilirsiniz.
Şirketleri tanıyıp network edinebilirsiniz. Bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani eğer staj bulamıyorsanız mutlaka bir toplulukta yer alın. Ben Isaac'te gönüllü olarak çalışmaya başlamışım 1. sınıfta. Bilmeyenler için Isaac bir gönüllü öğrenci topluluğu. ODTÜ'de yer almıyor bu topluluk. Ankara şubesinde çalışmaya başlamıştım ben. Mülakatlardan geçip seçilmiştim. Orada hem İngilizcemi geliştirme fırsatı bulmuştum hem de ekip içerisinde çalışmayı öğrenmiştim. Size tavsiyem toplulukları deneyebilirsiniz. Hoşunuza giden topluluklarla sonraki yıllarda devam edebilirsiniz. Geldik 2. sınıfa. 2. sınıfta işler biraz kızışmaya başlıyor. Çünkü siz biraz daha ileri dersler görmeye başlıyorsunuz ve endüstri mühendisliğine tam olarak başlıyorsunuz. 2. ve 3. sınıf endüstri mühendisliği derslerinin oldukça yoğunlaştığı seneler. Ve bu senelerde aslında sizin birden çok fazla departmandan aldığınız farklı farklı derslere adapte olabilme yeteneğinizin gelişmesi lazım. Yoksa oldukça zorlanıyorsunuz. ODTÜ'deki endüstri mühendisliğinde yavaş yavaş adapte olmak diye bir şey yok. Aniden işin içine giriyorsunuz. Farklı departmanlardan ve kendi bölümünüzden de ağır dersler alıyorsunuz. Siz ne kadar hızlı bir derse nasıl çalışmanız gerektiğini çözebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz bence. Benim ortalamam birçok arkadaşıma göre yüksekti okulu bitirdiğimde. Bunun da en büyük sebebi benim derslerin nasıl çalışacağımı daha hızlı çözebilmiş olmamdı bence. Sıfırdan bir derse başlıyorsunuz. Örnek veriyorum, sıfırdan ekonomi öğrenmeye başlıyorsunuz. Giriş dersiyle başlamıyorsunuz. Biraz daha ileri seviyeden bir derse başlıyorsunuz ve bu oldukça zor olabiliyor. Hiç ekonomi bilmeyen bir insan için veya yazılım dersleri alıyorsunuz. Metalürji ve malzeme mühendisliğinden, makine mühendisliğinden, elektrik elektronik mühendisliğinden dersler alıyorsunuz. Böyle olunca biraz zorlaşıyor tabii adapte olmak. Farklı bir bölümde sadece insanlar kendi bölümünün sistemini çözdüğünde yetiyor. Endüstri mühendisliği öyle bir yer değil. Sizin birçok departmanın işleyişini, sınav çeşitlerini, hoca tiplerini çözebilmeniz gerekiyor ki başarılı olabilirsiniz. Peki bu 2. 3. sınıfta ne yapabilirim kendimi geliştirmek için diyorsanız? Bence önceliğiniz dersler olmalı. Sırf kendimi geliştireyim diye bir şeylere atılıp, İşte staj yapayım, topluluklara vakit ayırayım gibi. Ya bunlar da tabii ki yapılması gereken şeyler. Zaten bundan bahsedeceğiz. Ama ilk önce şu karmaşık sisteme adapte olmak önceliğiniz olsun. Bunu kavradıktan sonra, dersleri yapabilmeyi öğrendikten sonra, grup içerisinde çalışma dinamiğini çözdükten sonra diğer kısımlara geçiş yapabilirsiniz hayatınızda. Peki diğer kısımlar neler? Benim izlediğim yol neydi? Staj yapmak. Ben bir yandan o zamanlarda maddi olarak zorlanıyordum zaten. Kendi kendime geçirmek istiyordum. Hani aileme yük olmak istemiyordum. Bu yüzden staj yapmak çok iyi bir seçenekti benim için. İlk stajı bulmak oldukça zor. Çünkü üretim stajıyla başlıyorsunuz. Zorunlu bir staj. ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde 2 tane zorunlu stajınız var. Üretim stajı yapmak çok zor. Neden? Çünkü öncesinde sizin CV'nizde yer alan bir tecrübe bulunmuyor. Benim ortalamam oldukça yüksekti aslında 2. sınıfın sonunda. Ama ben üretim stajı bulamamıştım arkadaşlar. Ya bunun en büyük sebebi pandemiydi. Birçok fabrika stajyer almıyordu. Bunun çok büyük bir etkisi oldu. Ağustos ayında ben bir staj buldum. Bir filtre fabrikasında staj yaptım ben. Bu stajı yaptım, geçtim. Bana çok bir şey kattığını söyleyemem açıkçası. 3. sınıfın sonunda ben Allianz Sigorta'da staja girdim. Daha sonra yaptığım stajları kısaca bahsedeyim. Bosch Siemens Home Appliances BSH şirketinde uzun dönem staj yaptım. Ondan sonra P&G Procter & Gamble'da yaz stajı yaptım. 3 ay. Bundan da sonra en son Mercedes-Benz'de İstanbul merkezli Mercedes'te staj yaptım. Bu da uzun dönem bir stajdı. Mezun olduktan sonra da birkaç ay daha bu staja devam ettim. Sözleşmem bittiğinde bıraktım. Yani benim toplamda 5 stajım var yaptığım. Bu stajların avantajları neler? Neler yapmalısınız? Taktikler neler? Staj yapmak zaten başlı başına sizi oldukça geliştiren, kendinize özgüvenli olmanızı sağlayan, birçok şey öğrenmenize aracı olacak bir yöntem. Ben yaptığım stajlarda farklı farklı departmanları görme şansı buldum. Bu çok güzeldi. Farklı insanlarla çalıştım, çok çevrem gelişti. Bir yandan zaman yönetimini öğrendim ve para kazandım. Yani bunların hepsi benim için artıydı. Farklı iş kollarını görmek, direkt olarak şirketin içinde bulunup projeler yapmak, gerçek hayat problemlerini çözmek sizi oldukça geliştirecektir. Her yaptığınız stajdan sonraki stajınızı bulmak daha kolay olacak ve gitgide daha global şirketlerde çalışarak sonrasında mezun olduğunuzda çok kolay iş bulabilecek hale geleceksiniz. Bu yüzden staj yapmak bence çok faydalı. Özellikle global şirketlere girdiğinizde bu şirketlerin size sunacağı birçok avantaj var. Şimdi bunları birçok insan bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Zamanla keşfettim. Ama siz bu video sayesinde bileceksiniz. Genelde bu şirketlerin eğitim platformlarıyla anlaşmaları olur. Ne de bu platformlar? İşte Udemy olabilir, DataCamp olabilir, Coursera olabilir. Bu platformlarla anlaşmaları muhtemelen vardır. Bunu sorup öğrenmeniz gerekiyor.
insan kaynakları departmanına soruyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Daha sonra stajyerler için eğer böyle bir imkanları varsa mutlaka ama mutlaka bu platformlara kaydoluyorsunuz. Yani onlar sizin kurslarınızın parasını ödeyecekler. Sizin kendinizi geliştirmeniz şirketler için oldukça faydalı. Sizin için de zaten faydalı. Bu platformlardan aldığınız sertifikaları CV'nize koymanız sizi oldukça geliştiren bir şey olacak. Aynı zamanda bu platformlardan alacağınız eğitimlerle siz kendinizi de geliştirmiş olacaksınız. Farklı stajlarla deneyimlediğiniz farklı departmanlardan hoşunuza giden alanları tespit edip bu alanlarda kurslar almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben çok fazla kurs aldım. Farklı farklı platformlar aracılığıyla istatistik, olasılık, kodlama, yönetim, bunun dışında iktisat kursları aldım ve bu alanlarda kendimi geliştirdim. Hepsinden çok fayda gördüm. Uygulamalı olarak çalışmalar yapabildim. Hiçbiri için para ödemedim. Hepsini şirketlere ödettim bir şekilde. Kurslar oldukça pahalı kurslar arkadaşlar. Yani birçoğu yurt dışı merkezli kurslar olduğu için euro dolar üstünden ücretlere tabi tutuluyorsunuz. Ve bunları ödememek çok büyük bir avantaj. Bu kurslar bence oldukça faydalı ve cebinizden para da çıkmayacak bir staj bulduğunuz sürece. Son stajımda, Mercedes'te yaptığım stajda yine insan kaynaklarını sordum. Ve insan kaynakları bana şu şekilde bir dönüş yaptı. Stajyerlerimize Cambly imkanı sunuyoruz. Cambly ile İngilizcelerini geliştirebiliyorlar. Bu farklı bir İngilizce platformu da olabilir. Çeşitli ana dil İngilizce olan hocalarla konuşabileceğiniz platformlar var. Ve fark etmişsinizdir bu platformlar oldukça pahalı. Mercedes böyle bir imkan sundu bana. Ben de yani tabii ki isterim dedim. İngilizcemi geliştirmek en çok istediğim şey. Ne kadar dinleme, okuma becerilerim, üniversite hayatım boyunca gelişmiş olsa da konuşma becerim gelişmedi o kadar. Çünkü İngilizce konuşacağım bir ortam yoktu. Bana bir Cambly hesabı açtılar. Daha sonra ben çeşitli hocaları deneyerek yaklaşık 6 ay kadar Cambly kullandım Mercedes sayesinde. Yine bir staj aracı oldu gördüğünüz gibi. Ben yine cebimden bir para ödemedim. Burada anlatmak istediğim şey benim staj yaptığınız şirketlerin size ne kadar faydalı olabileceği. Bu İngilizce kursları sayesinde İngilizce konuşma becerimi geliştirmiş oldum. Global şirketlerin imkanlarından sonuna kadar faydalanın arkadaşlar. Yani cebinizden çıkarıp para vermenize gerek yok. Para vermeden de kendinizi geliştirebilirsiniz. İngilizce çok büyük bir kendinizi geliştirme alanı. Çünkü siz sonrasında bir yüksek lisans yapmak istiyorsanız yurt dışında veya global bir şirkette direkt olarak yurt dışı merkezli bir şirkette çalışmak istiyorsanız, kendi alanınızdaki gelişimleri İngilizce öğrenmek istiyorsanız, iyi bir endüstri mühendisi olmak istiyorsanız bence iyi bir İngilizceye sahip olmalısınız. Yine ücretsiz olan yöntemlerden bahsedeceğim. Çeşitli siteler var. Ekranda birkaç tane site bırakayım ben kendi kullandığım. Birkaç farklı app var. Bunları kullanarak İngilizce kelime ağınızı geliştirebilirsiniz. Okuma becerinizi, dinleme becerinizi geliştirebilirsiniz. Daha sonra çeşitli AI programları var. Bu AI'ları kullanarak konuşma pratiği yapabilirsiniz. İngilizce kitap okumak bence sizi oldukça geliştirecektir. Direkt olarak PDF indirebileceğiniz siteler var. Eğer İngilizce kitap almaya paranız yetmiyorsa. 3. sınıfta aslında benim yaptığım şeyler bunlardı. 3. sınıfa geçerken ben yan dal başvurularına bulunmuştum ve iktisat yan dalına kabul edildim. Şimdi bence endüstri mühendisliğinin en böyle, nasıl söylesem, en güzel taktiklerinden biri yan dal yapmak. Yani bu iş yükünü arttıracak bir şey. Ders almak zorlaşıyor, fazladan ders alıyorsunuz, evet. Okulunuzun uzama ihtimali yüksek, evet. Ama bence yan dal yapmak çok güzel bir yöntem. Neden? Çünkü seçmeli derslerinizi çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Yan daldan iki tane dersinizi bölüme saydırma seçeneğiniz var. Ben iktisattan aldığım, en yüksek notla verdiğim iki dersi bölümüme de saydırmış oldum. Yani benim arkadaşlarım seçmeli ders almak için oldukça zorlanırken, ben de bu arada normal ders seçimi günlerinde alamıyordum. Derslerin kapasiteleri doluyordu. Ama yan dal öğrencisi olduğunuzda, dilekçe yazıp bölüme verdiğinizde ve şu derse kaydolmak istiyorum dediğinizde genelde sizi o derse kayıt ediyorlar. Yani onlar manuel olarak kaydediyor sizi. Ders seçimi zamanında alamasanız da aslında istediğiniz derslerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Yani bir anda farklı bir departmanın istediğiniz her dersine ulaşabildiğinizi düşünün. Bu çok büyük bir güç aslında. ODTÜ'de özellikle. Aynı zamanda ekonometri diye bir alan var iktisat altında. İstatistik, kodlama, veri bilimi, olasılık gibi alanları öğrendiğiniz bir alt dalı var. Ve bu alan benim kendimi geliştirmek istediğim bir alandı. Bu alandan ekstra dersler alabildim ve bunlar da transkriptimde görünmüş oldular. 4. sınıfa geçtiğinizde ODTÜ'de endüstri mühendisliğinde bir bitirme projesi yapmanız gerekiyor 2 dönem boyunca. Bu bitirme projesi bir şirketle beraber yapılan bir süreç. Burada siz önceki yıllarda öğrendiğiniz tüm endüstri mühendisliği derslerini deneyimleyebiliyorsunuz. Gerçek bir şirketle, gerçek verilerle çalışma deneyimi sunan bir tecrübe oldu benim için. 6 kişilik bir ekibin içinde çalışıyorsunuz. Bence bu da sizi çok fazla geliştiriyor.
dördüncü sınıfın sonunda projede biz oldukça başarılı olduk. Hem şirket tarafından hem hocalarımız tarafından oldukça takdir edildik. Daha sonrasında biz bu proje ile Güneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği YAEM tarafından düzenlenen Endüstri Mühendisliği Öğrenci Yarışması'na katıldık. Ve bu yarışmada ikinci olduk. Türkiye'deki Endüstri Mühendisleri tarafından tanınmış, onaylanmış bir kurumun yarışmasına katılma imkanı bulmuş olduk. Yani bu yarışmaya da katılabilirsiniz. Ve böyle bir yarışmadan derece almış olmak sizin burs bulmanızı kolaylaştıracaktır. Mülakatlarda bahsedebileceğiniz bir güçlü yan olacak. Bunun sayesinde staj bulmak, iş bulmak oldukça kolaylaşacaktır. Böyle yarışmalara katılabilirsiniz. Toplulukların düzenlediği, farklı kurumların düzenlediği çeşitli yarışmalar var. Bu yarışmalardan hem para kazanabilirsiniz, hem de kendinizi geliştirip buralardan aldığınız dereceleri dediğim gibi mülakatlarınızda anlatacak bir materyal olarak kullanabilirsiniz. Bu yarışmalarda oldukça faydalı. Üniversite kendinizi bulacağınız, görüşlerinizi genişleteceğiniz, oturtacağınız bir yer. Sadece derslerinizi iyi vermeye odaklanarak kendinizi geliştirmeniz mümkün değil. Bence kişiliğinizi de geliştirmelisiniz. Yani özellikle ODTÜ'de teknik eğitimin ağır olduğu yerlerde sadece derslere odaklanmak sizin sosyal yanınızın zayıf kalmasına sebep olabilir. Bu yüzden topluluklara katılın, stajlar yapın, insanlarla ilişkilerinizi güçlendirin. Grup projelerinde yer alın. Zaten hani ODTÜ dediğim gibi teknik bir üniversite ama ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde aldığınız hemen hemen her derste bir grup içerisinde çalışacaksınız. Ve bu grup içerisinde çalışmak sizi oldukça değiştirecek, geliştirecek. Ben çok fazla şey öğrendim. Grup içerisinde çalışma becerilerim çok daha zayıftı bence önceki yıllarda. Çeşitli tartışmalar da yaşadım grup arkadaşlarımla. Ama bence grup içerisinde yer ala ala bunları törpülediğimi düşünüyorum. Hala kendimi geliştirebileceğim alanlar var, bunun da farkındayım. Kendimi çok fazla geliştirme fırsatı buldum grup içerisinde çalışarak. Bunu siz de yapmalısınız. Her zaman en doğruyu bilen siz değilsiniz. Grup arkadaşlarınızdan öğreneceğiniz şeyler var. Zaman zaman grupta bazı işler hallolamayacak. Liderliği ele almanız gerekebilir. Veya bir takım üyesi gibi çalışmanız gerekebilir. Arayı bulmanız gerekebilir. Bunları zaten zamanla öğreneceksiniz ama ben her zaman en doğrusunu biliyorum veya işte çok çalışan insanlarla grup olayım, onlar yapsınlar gibi düşüncelere kesinlikle kapılmayın. Çünkü sizin iş hayatını en çok tecrübe edebileceğiniz yerler bu grup çalışmaları. Birileriyle çalışmayı öğreniyorsunuz, proje yapmayı öğreniyorsunuz ve bunlar çok güzel deneyimler. Gerektiği zaman çalışmayı, öne çıkmayı, lider olmayı, gerektiği zaman takım üyesi olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani üniversite dediğim gibi kendinizi geliştireceğiniz bir yer. Sadece derslerinize odaklanarak bu süreyi geçirmeyin. Çevre edinin, sosyal faaliyetlerde bulunun, topluluklara katılın, stajlar yapın. Böylece kendinizi farklı alanlarda geliştirdiğinizde, ileride iş hayatında da, eğer akademide kalmak istiyorsanız akademi hayatında da, kendi özel hayatınızda da çok daha başarılı olacaksınız. Eğlenmeyi unutmayın. Hani ben zaman zaman unuttum. Derslere, yoğunluğa, staja, yan dala çok fazla gömüldüğüm ve eğlenmeyi, hayatın tadını çıkarmayı unuttuğum bir dönem olmuştu. Ama hiçbir şey sizden daha değerli değil. O günleriniz geri gelmeyecek. Eğlenin, tadını çıkarın. Kendinizi geliştirin. Umarım açıklayabilmişimdir her şeyi. Şimdi eminim yani biraz sonra videoyu kapatacağım ve of ya keşke şunu da söyleseydim diyeceğim. Ama olsun yani şimdilik böyle olsun. Diğer videolarda eksik kalan şeyler olursa birlikte tamamlarız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.